Dur olayıcı. Abla bu ne ya? Keşke elektrikleri kesselermiş. Susuzluk çok zor. Vallahi bence de. Duruladım. Kurul aşk. Sen ne yapıyorsun ya? Abla ya. İsmet otur ablacığım sen. İnternette okudum da. Zeka özürlülere maaş bağlanıyormuş. Fikret'i de zeka özürlü diye kaydetsek olur mu? Nasıl laf o ya? Otur Fikret. Düşeceksin. Fikret! Otur! Ne yapıyorsun ya? Kafayla karşılamıyor evde ya. Sorgular, sualler. Aa, istediğim zaman gelirim. Ev benim değil mi? Suları kestiler. Faturayı ödememiz lazım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Aa, ne alıyorsun ya? Ali bırak. Bey, parasını ben vermedim. İstediğimi alır. Ha, bizim paramızı alındı onlar. Ben bu evde size hiçbir şey öğretmemişim. Bu evde senin param benim param mı? Sen neyin peşindesin ya? Ya beni evine alan arkadaşım için erzak yardımı. Ya bırak alma. Tamam yeter bırak. Baba bırakır mısın? Onu da mı aldın? Ay, tamam bırak. Tamam tamam al. Aa manyak mı be? Ne yapıyorsun manyak mısın? Bırak. Bırak. Hadi be hadi be. Bırak dedim. Ya bırak. Çek işte be. Ya bıraksana. Al işte. Al işte ne? Al işte. Ben sana çekiştirme dedim. Ya sen neyin peşindesin ya? Faturayı ödememişsin, sularımız kesik. Aldın bunları gidiyorsun. Neyin peşindesin sen? Bana bak. Filiz, bankadan bir kart gelecek. O kart gelince hemen al. Sonra da bana haber ver, tamam mı? Zeliha'nın kartı mı? Geldi mi yoksa? Geldi. Niye haber vermiyorsun ya? Tamam, hadi git. Al getir de kadına götüreyim ben, hadi. Zeliha'nın kartı niye bize geliyor ya? Ya sana ne? Hadi git sen getir şunu. Kadını bekletmeyelim hadi ya. Sen maaşını çekiyorsun kadının. Ben de diyorum bu kahvede yiyecek parayı nereden buluyor? Tabii çekeceğim be. Yaşayan tek akrabası benim. Allah Allah. Kadının kimi kimsesi kalmadıktan sonra maaş kartını bana verdi. Üç aydan üç aya gidiyorum. Kadının maaşını çekiyorum. Sonra kuruş kuruşuna götürüp teslim ediyorum. Hem bir elini öpüyorum. Hayır duası falan alıyorum ya. Nerede kart? Sen kurşu kurşuna veriyorsun parayı. Ya veriyorum. Sen hadi söyle de alayım. Bekletmeyeyim falan. Nerede? Ha, nerede? Gönderdim ben onu. Ne? Gönderdim kartı ben. Sen var ya sen kuş beynisin. Ayağına gelen fırsatı geri tepiyorsun. Yani yalnızın kartı. Kart bizim değil. Biz istesek de alamayız. Bankadan Zeliha'la gider kendisi alır. Efendim? Efendim? Ha tabii tabii. Tabii gelirim hemen. Tamam. Görüşmek üzere. Ne olmuş? İş çıktı. Aşağıdaki terziye yardıma gidiyorum. Ben patron gelene kadar dükkanda duracağım. İsmet'i Tülay'a bıraksana. Tülay abla yok ki. Aa değil mi? Masajda o. Kim bakacak İsmet'e? Ben bakarım. İyi. Fikret ikiniz bakarsınız değil mi? Ben önce kendime bakarım. Bana güvenmeyin. Aman iyi. Telefonu sana bırakıyorum. Buzdolabının üstünde numara var Nebahat Terzi diye. Bir şey olursa ararsın. Tamam. Hadi ablacığım. Usludur sen de tamam mı? Tamam. Tamam. Oh. Yaramazlık yapma. Ya yapmasana ablamın dediğini duymadın mı? Karışma bana ya. Ne yapıyor ya?
Beyefendi, veremem diyorum. Anlamıyor musunuz? Vallahi kart almadan şuradan şuraya gitmem. Yaşlı kadın evde sabahtan beri benden maaş bekliyor. Çok müşkül durumdayım ama ya. Bakın, yine güvenliği çağırmak zorunda kalacağım. Çağırın. Gitme. Adresi teslim edilmiş, geri göndermişler. Hayır benim gerizekalı kızım ya. Kusura bakmayın, benim bir kızım var. Kafası çalışmıyor maalesef. Yani kart nedir onu bile bilmez, o yüzden geri göndermiş. Kafa gidik. Halbuki halam yan odada yatıyor. Yani bir seslense işte kafa gidik. Halamız gelsin alsın. Hanımefendi. Halacığım düşüp, affedersiniz, kalçasını kırmış. Yatak döşek yatıyor. Nasıl kalkıp gelsin buralara kadar? Siz niye anlamıyorsunuz bunu ya? Gelemiyor. O zaman şöyle yapalım. Müşteri temsilcisi arkadaşlarımız iki gün sonra sahaya çıkacaklar. Ben de adresi önlendireyim onları. Saha derken halı saha mı yoksa ne? Adrese beyefendi, adrese. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa görsün. Allah tuturuz, çil çil altın etsin. Tamam, tamam. İmza karşılığı gelip teslim ederiz kartınızı. Allah tamamını erdirsin. Yasin, ne haber lan? Ne arıyorsun burada? Paran yok değil mi? Akşam biralar sen ısmarlıyorsun ha. Bu işte tamam. Kendi ayaklarıyla getirecekler de. Ya nereden bulacağız biz şimdi Selih Ağlay'ı? Kasıyorsun. Abla. Kiraz. Barış ben. Kim ne? Barış ben. Barış, ablan evde mi? Yok ablam. Kiraz sen iyi misin? Buyurun. Filiz. Ablam yok. Kiraz, iyi misin kızım sen? İyiyim, iyiyim. Fatih niye ağlıyor? Evde yumurta vardı ama düşürdüm. Ben ona bir bakayım. Dur bakalım, dur sen dur. Bir tane daha anlat, ne oldu? Evde yumurta vardı. Ablam da işe gitmişti. Ben de İsmet aç diye ona yumurta yaparken yumurtaları kırdım. Başka bir şey yap o zaman. Sen de bırak oğlum şunları, gel buraya. Başka bir şey yok ki. Gel bir yüzünü yıkayalım senin, gel. Olmaz. Niye? Sular yok. Şöyle yapalım mı? Ben yemek yemeye gidiyorum, tamam mı? Filiz de o yüzden almaya geldim zaten. Hazır siz buradayken bana eşlik edin. Nasıl fikir? Olmaz. Niye? Ablam kızar. Ablan kızmaz, ben ona söylerim. Parasını alırım zaten ben ondan. Borç mahiyetinde olmuş olur. Hem İsmet istedi deriz. Tamam mı? Hadi. Tamam. Ağlama, hadi, hadi. Yani toparlanın bakalım. Oh be, çok iyi geldi. Afiyet olsun. Vallahi bana çok iyi geldi. İsmet de sevmiş mi döneri? Sevdi, sevdi. Çok teşekkürler Barış abi. Ben ablama söylerim, bizim de döner paralarımızı sana öder. Allah Allah. Ne alakası var ya? Dedim ya ben ablanla konuşurum, hallederim aramızı sen sahip. Kiraz bu... Sizin su ne zamandır kesik? Yeni kesildi. Babam ödeyecekti ama ödememiş. Anladım. Bak bakalım bana. Yer misin biraz daha?
Hukuk uyarsın tabii. Tekrardan çok sağ ol Barış abi. Önemli değil. Gel bakalım. Hop. Eve kadar ben taşıyayım istedim. Kiraz! Ne yapıyorsunuz dışarıda? Sakin ol. Bir işimiz yok. Yemek yedik sadece. Abla, Barış abi bize döner aldı. Ne? Ya ben yanlışlıkla yumurtaları kırdım. Bir de sütü de döktüm. O sırada Barış abi geldi. Ben de ne yapayım? İsmet de aç diye ağlıyordu. Ben size ne dedim? Başkalarının aldığı yemeği yemeyeceksiniz demedim mi? Bir saatliğine dışarı çıkıp gelecektim ya. Bekleyemediniz mi bir saat? Ne işiniz var dışarıda ya? Abla. Hadi eve. Al İsmet de eve. Abla, Barış abiye kızma. O iyilik olsun diye. Kiraz, cevap verme. Eve. Hadi. Hadi bakalım koca oğlan. Gidiyorsunuz. Eve. Sen benim kardeşlerime nasıl yemek ısmarlıyorsun ya? Bu kadar kızacaklar var. Yemek yedik sadece. Onlar benim kardeşim. Kimsenin alacağı bir şeye ihtiyaçları yok. Bir çok büyük saçmalıyorsun şu anda. Ne kadar tuttu bu yemek ya? Ya ne kadar tutabilir? Ne kadar tuttu? Filiz, ben de onların Barış abisi sayılırım. Saçmalama lütfen ya. Al. Filiz. İlk önce sakin ol. Sakin ol. Sadece yemek yedik. Tamam mı? Ya bir saatliğine gittim ya. Ben istiyor muyum onlar yalnız kalsın? Nerede kaldı bu çocuk? Anca çıkmıştır marketten. Gelir birazdan. İnsanla bunun üstüne gelir. Ne haber Müjde? İyi. Senden ne haber? İyi. Sen? İyi. Oh, saat kaç olmuş? Hadi ben kaçtım. Nereye kaçıyorsun ya? Eve. İşim var çok. Size güzel güzel takılın. Raylara gidelim mi? Raylara gidelim. Ne yapıyorsun? Ne demek ne yapıyorsun? Arzu, sen yanlış anladın herhalde beni. Ben... Sen ne? Ne bileyim yani. Hikmet, sen benden hoşlanmıyor musun? Ne? O nereden çıktı ya? Nasıl ya? Sen abinle konuşmadın mı? O da Müjde'yi anlatmış. Arzu, yemin ederim yok öyle bir şey. Şaka falan yapmışlar sana herhalde. Şaka falan yapmış herhalde sana o. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ya bunun dalgası geçilir mi? Dalga falan geçmiyorum. Benimle dalga geçmek ne demekmiş gösteririm ben sana. Ya Arzu, benim bir suçum yok ki. Sen kendinle dalga geçme Allah'ım yüzü. Görürsün. Arzu. Tipsiz. Ulan Ahmet. Ulan Ahmet. Fiko, Akdeniz'in bitki örtüsü. Fiko. Akdeniz'in bitki örtüsü ol. Baksana suratıma. Maki lan, Maki. Oğlum vurmasana çocuk. Anlamıyor. Ha, Maki. Ha, bırak da şunu. Yaz şunu. 50 defa yazacaksın anlayana kadar. Allah Allah ya. Kiraz'ım, niye burada oturuyorsun? Gelsene içeri.
küs müyüz? Sizi Barış'a gördüğümde bağırdım diye mi böyle? Madem Barış abiyle görüşmek bu kadar kötüydü abla, sen neden arkadaş oldun ki o zaman? Ablacığım öyle bir şey değil. Nasıl öyle değil abla? Bize yardım ediyor ne güzel işte. İsmet açlıktan ölse daha mı iyi olacaktı? Ay tamam abartma. Abla ben bir şey abartmıyorum ki. Madem bizim hayatımız böyle, 40 yılda bir birisi çıkmış karşımıza bize yardım ediyor. Fena mı yani? Ya ben sizi dışarıda görünce evde sanıyorum ya, telaşlandım. Abla, Barış abi iyi biri. Bir daha dışarı çıkarken haber ver, tamam mı? Tamam. Küs müyüz hala? Aa, küsüz hala. Ay hala küsüz. Ya, ya tamam, hadi Barış, tamam, 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 tamam. Barış, tamam. Sen ne karıştırıyorsun? Aa, ne oluyor be? Karışma abla, sen ne karıştırıyorsun? Ne oluyor oğlum, ne karıştırması? Sen sardın değil mi bu Arzu'yu benim başıma? Arzu kim? Karışma abla. Ben sardım lan. Adam gibi yaşıtlarınla arkadaşlık et dedim, fena mı ettim? Yaşıt ne demek, sen anlat bakayım be. Abla dur, dur. Sana 50 defa söyledim bana karışma diye. Bana karışma. Bu ne şimdi? Ya ergen ergen hareketler yapıyor işte ya. Sen bu yaşıt olayını anlat bakayım be. Ya ben ne dediğimi biliyorum abla. Ver lan şunu. Akdeniz'in bitki örtüsü. Oğlum Maki dedi ya ya. Allah Allah. Maki. Önce aldığı malzemenin parasını versin. Nakit getirsin alsın malzemeyi. Haklıyım tabii. Hadi. Haydi bay bay. Ne kadar iş kaldı? Yok, az kaldı. İyi, ben kaçtım o zaman. Tamam. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ ol abi. Ben bir duruyorum. Birader. Baksana. Buyurun Memur Bey. Tanımadın mı beni ya? Bizim akrabası değil misin sen? Aa, şimdi hatırladım. Hani Fikri abiyi aramak için karakola gelmiştiniz. Neydi adın? Barış. Barış gel, bırakalım seni nereye gidiyorsan. Yok, ben size zahmet vermeyeyim. Ben yürüyorum öyle. Bu saatte tehlikelidir buralar. Alışık değilsindir sen, gel. İyi madem. Hayırdır bu saatte? Filizlerden mi? Nasıl? Filizlere mi uğradın diyorum. Aa yok. Burada bir işim vardı, o yüzden buralara geldim öyle. Bu saatte buralarda yürüme ama. Bizim mahallenin bu taraflar pek tekin değildir. Sen anne tarafından akrabasısın herhalde Filiz'in. Evet, evet anne tarafından. Fikri abinin bütün sülalesini tanırım çünkü seni hiç görmedim, o yüzden sordum. Ben buralarda değildim ya, yeni geldim İstanbul'a. Anladım. Siz Filiz'le nereden tanışıyorsunuz? Oho, ben Filiz'i çok eskiden tanırım. Hadi ya. Tabii canım, çocukluğunu falan bilirim Filiz'in yani. Biz Filiz'le bayağı yakınızdır. Yani sizden hiç bahsetmedi de bana, o yüzden sordum. Bahsetmedi mi? Evet. Yani ben buralarda değildim ama Filiz'le hep konuşurum. Yani her şeyini anlatır bana. Önemli olan her şeyi. Ben şu müsait bir yerde ineyim, ileride bir taksi durağı var. Oradan taksiye atlar geçerim. Daha fazla zamanınızı almayayım sizin. Sen bilirsin.
Burası iyi herhalde ha? İyidir, iyidir. Teşekkür ediyorum. Kendine dikkat et Barış. Merak etmeyin. İyi görevlersiniz. Fikir Bey, ben bunları buldum. Hem de tertemiz. Dört kere yıkadım. Ah, ne iyi insansınız. Vallahi kadının başına kim bilir ne kötülükler gelecekti. Bakın, bu var. Bu var. Olur, olur ya. Bu olur. Ya bir görmeliydiniz. Kadıncağız var ya, nasıl öyle ısınlar üstü başı yırtık pırtık içinde ağlıyordu ya, ağlıyordu. Dedim ki Fikri, sen bu kadına mutlaka yardım etmelisin. Yani ne iyisiniz. Başkası olsa yemin ediyorum kafasını çevirirdi. Ya şu benim insaniyetim yok mu? Aslında var ya, ben hep ondan kaybettim işte. Yalnız onları şöyle düzgünce katlayalım da. Şeyma Hanımcığım. Acaba diyorum birkaç tane de eşarbınız var mı acaba? Şey yani kadının kafası açıktı. Üşür müşür maazallah kafasını ısıtalım ha. Ne iyi düşündünüz. Ben hemen size eşarp getiririm. Şu olur işte. Bu gayet iyi işte. Tamam işte bu tamam. Bunun üstüne Kirazcığım, sana da sütlü kakao yaptım. Banyodan sonra iyi gelir. Al bakalım. Ya çok sağ ol ya. Teşekkürler. Ulan sen olmasan kopacaktı çocuklar. Ay ne demek kız. Ay Fikret benimkinin duş jellerini kullanmaz değil mi? Huyludur Tufan. Ha, yok yok tembihledim ben, merak etme. Ha, tamam. Evet. Anlat bakalım şimdi. Neymiş bu döner meselesi, anlat. Barış çocuklara ben yokken döner almış. Gerizekalı döner. Neyse bu. Nasıl yani? Sen şimdi bunca tribi çocuk döner aldı diye mi attın? Evet. Allah Allah. Ya ne var çocuk? Vale çıkarmış cebinden bir döner parası vermiş. Ne var bunda? Benim kardeşlerimin kimsenin parasına ihtiyacı yok ya. Bir şey istiyorlarsa alırım ben. Ya alırsın. Paran olsa elbet alırsın da... Ya Filiz, bak bunca senedir ben seni tanıyorum. Ben bile anlamadım kızım seni. Ben bile anlamadım ya. Yere burnun düşse eğilip almayacaksın. Niye böylesin kızım sen? Çocuk bir hata mı etti? Ne yaptı çocuk sana ya? Yapmasın işte bir şey ya. Yapmasın yani, isteyen mi var? Ay Kiraz. Senin bu ablan normal değil, biliyorsun değil mi? Biliyorum. İşte burası. Tamam, sen eve git. Biz onun icabına bakarız. Yürüyün. Görürsün sen şimdi benimle kafa bulmayı. Nerede lan o hikmet? Nerede lan? Kardeşime sakmak neymiş, göstereceğim ben ona. Bir dakika, bir dakika, ne oluyor? Ne istiyorsunuz ya? Hayırdır lan, sen kimsin? Bir dakika, bir dakika. Ben Arzu'nun abisiyim. Gel lan buraya! Gel lan buraya! Lan! Gel lan buraya! Geleceğim lan! Lan! Niye geleyim ki? Gel lan buraya! Oh, gel lan buraya! Hadi gel lan! Gel lan buraya! Nereye kadar kaçacaksın oğlum? Hadi hadi. 25 dakika 30 saniye. Gerçekten bütün soruları yaptın mı? Kızım bunlar soru mu ya? Sen bana böyle 3-5 kişi daha bulsan var ya, köşeye dönerim ben de. Aslında lise sınavlarına girecek birkaç kişi daha tanıyorum. Onlarla da konuşurum. Ha? Ya kız biz seninle böyle çete olmayalım. Arzu'nun abisi değil mi o ya? Ta kendisi.
Lan! Senin kardeşin olacak Hikmet dallaması Arzu'ya sarkmış. Söyle ona, onu gördüğüm yerde geberteceğim oğlum. Sarkmış derken? Askıntı olmuş lan işte. Sen yanlış duymuşsun, Hikmet yapmaz öyle şey. Madem kardeşini bulamıyoruz, o zaman biz de seninle idare ederiz. Hazır elimiz kaşınıyorken. Saçmalamayın ya. Bir de sen karışma. Kardeşinin okulda kırıştırmadığı bir Hikmet kalmıştı. Yüz vermedi diye iftira atmış olmasın? Ne diyorsun lan sen? Yapmayın! Yapmayın ya, yapmayın! Hadi. Gel aşkım, gel çık. İsmet'im gel. Allah. Tufan abinin duş yerlerini kullanmadın değil mi? Yok ya, vallahi sabunla yıkan. Aferin. Tülay, ya Cemil'le çıkacağım diye bana verdiğin makyaj malzemeleri vardı ya. Hı-hı. Kullanmadım ben onları, hadi gel al. Ay sonra alırım kız, ne olacak? Ya bunların elinde oyuncak olur. Gel al sen. Ay. Hoppa. En önemli şey sesini inceltmek. Eğer çocukları bir kandırırsak bankacıyı da kandırırız. Hadi. Tamam abi, yaparız. Bak ne yapacaksın? Sesini inceltecek. Şöyle. Merhaba çocuklar, nasılsınız? Ben sizin Zeliha halanızım. Hı? Öpün bakayım elimi. De bakayım şimdi. Merhaba çocuklar, nasılsınız? İncelt şu sesi biraz ya. Bak böyle. Merhaba çocuklar. De bakayım. Merhaba çocuklar. Ben sizin Zeliha halanızım. Öpün bakayım elimi. Ağlama, ağlama. Güven kendine, ağlama. Merhaba çocuklar. Bir kere daha. Hadi, hadi. Merhaba çocuklar. Ben Zeliha halanızım. Tanıdınız mı? Ne oluyor be, bu ne? Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Hah, işte benim de yavrularım geldi, yavrular. Merhaba çocuklar, ben Zeliha halanızım. Tanıdınız mı beni? Öpün bakayım elimi. Bu ne ya? İşte Zeliha halanız, gel öp elini hadi. Ay Fikri abi, ne halası ya? Resmen amca bu. Yeme bizi yani. Ya sen her şeye karışma ya kızım. Sen nereden hatırlayacaksın Zeliha halanı? Sen en son gördüğünde 7 yaşındaydın. Bu kadar acıktın ya. Zeliha halanın bacakları da seninkinden kıllı. Hayret bir şey. Neler çeviriyorsun acaba yine ya? Bacak, bacak ve çorap. Çorap, çorap, çorap. Bu çorap halleder bunlar. Ben kadın çorabı giymem abi. Sen sesini gel, 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 gel. Merhaba Filiz. Ha, merhaba Cemil. Ya kusura bakma, çok işim vardı benim. Yok, çok vaktini almayacağım zaten. Konuşamadık. Arabada olanlar için özür dilerim. Kusura bakma. Heyecanıma yenik düştüm herhalde. Yok ya, özür dileyecek bir şey yok. Önemli değil yani. Bir de anneme senden bahsettim. Çok sevindi. Seni zaten senelerdir tanıyor ya. Yarın mantı yapıyormuş. Bir görmek istedi. Filiz de gelsin dedi. Ha, ama benim çok işim var biliyorsun. Çok yoğunum. Gelemem ben herhalde. Filiz, lütfen. Bak, beni senelerdir tanıyorsun. Benden sana bir zarar gelmez. Biliyorsun bunu. Kırma yaşlı kadını. Çok heyecanlandı. Bütün gün aradı, sorular sordu bana. Ha? Tamam. Haberleşiriz o zaman. Ararım ben seni. Tamam, görüşürüz o zaman. Rahmet. Ne oldu lan? Ya biliyor musun? Yaşları 17 ila 25 arası değişen erkeklerin en sık kırılan kemiği burun kemiğiymiş. Ama sana hiçbir şey olmadı. Sapasağlamsın. Tütü maşallah. Kim yaptı bunu sana? Neyi? Oğlum. Seni kim bu hale getirdi diye soruyorum. Hala aptala yatıyorsun ya. Bir de ben vuracağım ha. Ne bileyim ben ya. Aşağı sokaktaki serseriler falan herhalde. Aşağı sokak mı? Ya babam, Kamil abi niye kadın çorabı giydiriyor ya? Şişt, sen ne biçim konuşuyorsun lan adam diye? O senin Zeliha halan. Nasıl Zeliha halan? Bu evin sahibi Zeliha halan. Gel. Gel öp elini bakayım Zeliha halan. Gel. Zeliha halan. Elimi öp evladım. Ya Kamil abi aşağıdaki parkta yatıyor ya. Ne biçim konuşuyorsun lan? Sensin Kamil. Zeliha halan işte. Hem sen nereden hatırlayacaksın ki Zeliha halanı? Sen onu en son gördüğünde daha bu kadar çocuktun. Konuşmayı bile bilmiyordun sen. Sen bana bak, bırak bu işleri, tamam. Neyin peşindesin, anlat. Şişt, tamam be, tamam. Çıkart lan şunu, çıkart, çıkart. Keyfimden değil herhalde. Yarın sabah bankadan memurlar gelecek. Senin kapıya kadar gelip de geri verdiğin o kartı Zeliha halaya elden teslim edecekler. Hem başıma iş açıyorsun hem de hesap soruyorsun ya. E git getir alayı. Ne?
Daha İzmit'e kadar gideceğim. Oradan otobüse atacağım. Kadını buraya getireceğim. Yazık değil mi ya? Hem senin hatanın cezasını o mu çekecek? Tamam işte Kamil halleder. Ya rica ederim Tufan abiden arabasıyla gidip alıp gelelim olayı, olmaz mı? Tabii ya, ara sor bakayım. Ya tamam tamam, dur ya. Dur tamam. Yok. Zeliha'la artık İzmit'te yaşamıyor. Nerede yaşıyor? Tahtalıköy'de. Ne? Ne? Oo. Öldü gitti. Mortingen. Ay başım sağ olsun. Öldü mü? Öldü. Sen niye bu kadar şaşırdın ki? Sen Zeliha'yı hiç tanımadın ki. Ya tamam da bundan sonra hiç tanışamayacağım. Ya bir gelin ya, beni delirtmeyin ya. Ben zaten üzgünüm. Yastayım. Niye, ne zaman öldü ki Allah? 12 sene önce. Ne? Oo papa ya. Çok pardon. Adam arkadaşlarını, komşularını toplayıp gün yapmış. Yahu senin neyine gerek gün? 70 yaşında ihtiyar kadınsın. Komşular gittikten sonra da kendini ev işine, temizliğe vermiş. O arada kalbi sıkışmasın mı? Alayım mısın sen ya? Şunu iç. Daha iyi gelecek. İç. Pop pop. Bir geldim ki eve, yerde boylu boyunca yatıyor. Rahmetli. Allah, bu ne? Ya hala ya, bu sek içilir mi ya? Hala. Ben size hiç söylemedim bunu. Niye? Siz üzülmeyin diye. Ben neler çekiyorum biliyor musunuz siz? Ay inanmıyorum ya. O benim her şeyim. Bu kadarcık ben onun elinde büyüdüm. Her şeyi ondan öğrendim. Ay yani biz 12 yıldır kadının maaşını çekiyoruz. Evinde oturuyoruz. Suç yani bayağı. Vasiyet etmiş mi bari? Yok, resmi olarak ölmediği sürece vasiyete gerek yok. Hem ölüm hak, miras helaldir bizde. Değil mi? Hı? Sen kadının öldüğünü kimseye söylemedin diye yaşıyor da sayılmıyor ama. Ya sen bunları boş ver de yarın için hadi bir çözüm bul ya. Ne çözüm bulacağım be? Ben senin suçuna ortak mı olacağım? Ben bildiririm vallahi bankaya hala ölmüş diye. Tamam tamam, git söyle. Böylece ayda 600 liradan olalım. Sonra gelirler eve de bakarlar. Ev de onun üzerine olunca onu da bizden alırlar. Bizim eve ihtiyacımız var. Yok tabii tabii tabii, git sen şikayet et, git. Bu 600 lirayı sen yiyormuşsun zaten senelerdir. Bizim şimdi haberimiz oluyor. Tamam, şimdi haberin var. Eğer o 600 lira olmazsa sen suyu nasıl açtıracaksın bakalım. Hadi git git git, söyle sen. Tamam hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar, aklıma bombastik bir fikir geldi. Neymiş? Lan bir çıkart şunu sen de, öf be. Kiray kızım, hoş geldiniz. Kim bunlar? Hoş bulduk Hasan amcacığım. Ailem, ailem. Ailemi getirdim. Çok güzel, çok güzel kızım. Hoş geldiniz. Aa, size bir sürü hallar. Seç, beğen, alıştım. Gel vazgeçelim bu işten ya. Vallahi bak, sen işinden olacaksın. Ya ne işimden gücümden olması? Ben buraya haftada 3 kere geliyorum. Bugün alacağım, yarın koyacağım. Kimse çakozlamaz buna yol, hiç kimse. Ay bunlar da insancağızlar yani. Üf, ne yapıyoruz biz buraya? Ay başladı yine etik etik konuşmaya. Gel bakayım buraya. Biraz daha dönersek o faturasını hepimiz kokacağız. Mahalleli toplanıp bizi attıracak evden. Aynen ya. Bak şimdi. Hüsniye Hanım, o biraz rahatsız. Her an gidebilir. O olmaz. Şu beyazlı olan. Nuriye Hanım, 2 saatte bir ilaç içmesi lazım. O çok uğraştırır. Suna var ya, yılan yılan. Ay onunla hiç uğraşılmaz. Asuman, Gonken'de 1 numara ama onun yokluğu çok belli olur. Abla ben bunu beğendim. Ne yapıyorsun sen ya? İnsan bu, eşya mı seçiyorsun? Ben bunu beğendim. Ama ben onu... Konuşma. Senin bu sınıf arkadaşının annesi hastaydı. Ne hastalığıydı? Alzheimer mi? Ha. Alzheimer, bize öyle biri lazım. Ben yaşlanınca sakın beni böyle bir yere bırakmayın ha. Aman merak etme, gömersin sen hepimizi. İnşallah. Abla, Hülya abla. Nasıl? Bu iş abi. Alzheimer'ın önüne gidiyor.
Zeliha halama benziyor zaten.